Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda afet yönetimi ve koordinasyon çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Devlet ve millet olarak tek yürek yaralarımızı sarıyor. Felaketten kurtulan vatandaşlarımızın yeniden hayata tutunması için hep birlikte çalışıyoruz. Afet bölgesini 360 derece sürekli tarıyoruz. Sorunlar ve iyileştirme, geliştirme alanlarını sürekli tespit ediyor ve çözüm üreterek yolumuza devam ediyoruz. Tüm bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarımız bir yaraya daha merhem olabilmek için bu gayeyle insanüstü bir çaba göstermiştir ve hala da göstermektedir. Kahraman ordumuz, Mehmetçiğimiz, jandarmamız, güvenlik güçlerimiz ve emniyet güçlerimiz ilk andan itibaren sahada olduğu gibi sağlık ordumuzda, eğitim ordumuzda üzerlerine düşeni 11 ilimizde yapmaya devam etmektedir. Depremden etkilenen şehirlerimiz için gönlünü, canını, malını ortaya koyarak imdada koşan binlerce insanımızı gördük. Yüzyılın depremi sebebiyle vicdanları ayaklanan milletimiz bu büyük acıyı bir nebze olsun dindirebilmek için elinden geleni yapmıştır, yapmaktadır. Tüm sivil toplum örgütleriyle, biraz önce ifade ettiğim yerel yönetimleriyle, bütün bakanlıklarıyla, kurum kuruluşlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Depremin yıktığı hayatlar işte böyle bir kardeşlik ikliminde, iyiliğin toprağında yeniden yeşermektedir. Halihazırda önceliğimiz barınma, beslenme ve şehirleri yeniden ayağa kaldırma çalışmalarıdır. Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lira olmak üzere yine kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 30 milyar 795 milyon 500 bin lira ödenek gönderilmiştir. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır kurulumları yine AFAD koordinasyonunda aralıksız devam etmektedir. Her bir ilimizde yine her bir bakanımızın ve valilerimizin koordinasyonunda, gözetiminde. Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 354 noktada çadır kent alanı oluşturulmuştur. 437.613 çadır ve 240 noktada 21.714 konteynerin kurulumu gerçekleştirilmiştir. Her bir konteyner ve çadır ikametgah olarak belirlenmiş ve numaralandırılmıştır. Bunu özellikle bölgede, afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Yaşadıkları çadırlar ve konteynerlar her biri bir ikametgah adresi olarak belirlenmiş ve tescil edilmiştir. 330 geçici barınma merkezinde bulunan vatandaşlarımız yerleşim yeri adresini buralara taşıyabileceklerdir. Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında çadır, konteyner, yine Gençlik Spor Bakanlığı yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı tesisleri ve diğer tesislerde toplam 2.190.300 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Bununla birlikte Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında 15 binin üzerinde konut kaydedilerek şu ana kadar toplam 6.946 kişi yerleştirilmiştir. Tek bir depremzede vatandaşımızı bile naçar bırakmayacak kapsayıcı desteklerimiz sürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemesi 1.376.947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır. Ayrıca 261.757 ailemize de 15 bin lira tutarındaki taşıma yardımı yapılmıştır. Ödeme işlemleri
an itibariyle de devam etmektedir. Beslenme alanında depremden etkilenen illerimizde beslenme ihtiyacını karşılamak için toplam 349 seyyar mutfak hali hazırda hizmet vermektedir. Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla günde 2,5 milyon kişiye 3 öğün sıcak yemek sağlanmaktadır. Psikologlarımız ve çocuk girişimcilerimiz afetin etkisine karşı özellikle çocuklarımızla yakından ilgilenmektedirler. Bölgede bulunan 4 mobil sosyal hizmet merkezi vasıtasıyla 1.039.798 vatandaşımız ve deprem bölgesi dışında 490.607 vatandaşımız olmak üzere toplam 1.530.405 kişiye psikososyal destek verilmiştir. Geçici barınma merkezlerinde eğitimin TRT EBA ile devam edebilmesi için 13.060 adet televizyon kurulmuştur. Üretim ve çalışma hayatında bölgede iş yerleri hasarsız ya da az hasarlı olarak değerlendirilen esnaflarımız kepenk açarak hizmet vermeye başlamış durumdadır. Deprem bölgesinde üretimi yeniden canlandırmak için sanayideki tahribatı tespite yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Deprem bölgesinde bulunan 34 organize sanayi bölgesinde 332 orta ve ağır hasarlı tesis bulunmaktadır. Organize sanayi bölgelerimiz üretimlerine devam etmektedir ve yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da buradaki çalışmalarını aralıksız devam ettirmekte. Afetle mücadele kapsamında depremzedelerimize de yine hizmet vermektedir. Bölgede bulunan organize sanayi bölgelerimizin tekrar tam kapasite faal duruma gelmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız eliyle bir dizi eylem planını devreye aldık ve almaya devam ediyoruz. Yıkılan veya hasarlı durumdaki sanayi sitelerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla beraber AFAD'ın desteği ve koordinasyonu ile süratle yeniden inşa ediyoruz. Ve tamamını yeniden devreye almaya çalışıyoruz. Yıkılan veya hasarlı durumdaki sanayi sitelerini yine biraz önce ifade ettiğim gibi bunların tamamını bir an önce yeniden inşa etme faaliyetlerimiz devam ediyor. Gereken hallerde OSB'lerin içerisine yine çalışan işçi kardeşlerimiz ve aileleri için konteyner kentler kuruyor. Böylece sanayimizin devamlılığını sağlıyoruz. Buradaki çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırarak artırmayı planlıyoruz ve aslında bu planlamalar da gerçeğe şu anda dönüşmeye başlamış durumda. Organize sanayi bölgesi ve sanayi sitelerinin hasar gören altyapıları onarılarak bu sanayi bölgelerinin borçları da bir yıl süreyle erteleniyor. Sanayi sitelerinde üst yapılara sağladığımız destek oranını da %100'e çıkarıyoruz. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde üretimi yeniden canlandırmak için illerimizde planladığımız iş yerlerini en kısa sürede tamamlayacağız. Şu anda Kahramanmaraş'ta 1450 iş yeri, Malatya'da 3595, Osmaniye'de 155, Adıyaman'da 585, Gaziantep'te 300 ve Hatay'da 2740 olmak üzere toplam 8825 iş yeri planlanmaktadır. Sosyal devlet olma bilinciyle bu zor zamanda da emeğin yanında duruyoruz, durmaya devam edeceğiz. İşkur, toplum yararına program kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek 20 binin üzerinde de istihdam sağladık. Sayın Bakanımız da bu konudaki çalışmaları çok yakından takip etmektedir. Deprem bölgesinde milletimizin işini, aşını korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için kısa çalışma ödeneği ile ücret desteği sağlıyoruz. Bölgede tarım ve hayvancılığın sekteye uğramamasına azami önem veriyoruz.
Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından depremzede yetiştiricilerimiz için 1 milyar 364 milyon lira yem desteği başta olmak üzere toplam 1 milyar 438 milyon lira destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinasyonunda deprem afetinden etkilenen bölgelerde yetiştiricilerimiz için şimdiye kadar 16 bin ton hayvan yemi ve 7 bini aşkın hayvan çadırı temin edilmiştir. Yine deprem bölgesindeki çiftçilerimizin de hazine faiz destekli kredileri 1 yıl süreyle vade farkı almaksızın ertelenmiştir. Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin mazot ve gübre destekleri önceki uygulamalardan farklı olarak aynı yerine nakdi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda toplam 3,4 milyar liralık destek geçtiğimiz haftalarda çiftçilerimizin hesabına yatırılmıştır. Şehirlerimizin tamamını konutuyla, iş yeriyle, sanayisiyle, tarımıyla, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden ayağa kaldırıyoruz. Koordinasyon toplantımızda bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan afetzedelerin durumunu da değerlendirdik. Türkiye'de bulunan afetzedelere sunulan destekler ve hizmetler aynı şekilde Kuzey Kıbrıs'ta bulunan depremzedelere de sağlanmaktadır ve sağlanacaktır. Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın 74 milyar 118 milyon 104, 164 bin lirası hesaplara yatırılmıştır. Toplanılan yardımın her bir kuruşu deprem bölgesinin inşa ve ihyasına harcanacaktır, harcanmaktadır ve depremzede kardeşlerimizin, afet bölgemizdeki her bir kardeşimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve kullanılmaktadır. Taahhüt edilip henüz AFAD hesaplarına aktarılmayan kısmın da önümüzdeki günlerde söz verenler, taahhütte bulunanlar tarafından iletileceğine inanıyorum. Buradan da bir kez daha bu kardeşlerimize, taahhütte bulunan vatandaşlarımıza taahhütlerini bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu çetin imtihanı kalbinde merhamet adlı bir çınar olan milletimizle fedakarlık ve yardımlaşma ile aşıyoruz, aşacağız. Böyle bir dayanışma ortamında bile yalanlara yağma iştahıyla sarılanlar yüce gönüllü engin çoğunluğa zehirlerini bulaştıramayacaktır. Değerli basın mensupları, hasar tespitler çerçevesinde 1 milyon 805 bin 842 bina incelenmiştir. Bu 5 milyon 242 bin 140 bağımsız bölüme tekabül etmekte. Zaten bunlarla ilgili açıklamaları da Çevre Şehircilik Bakanımız da düzenli olarak yapmakta. Konut olarak baktığımızda 653 bin konut acil, ağır, yıkık ve orta hasarlı olarak tespit edilmiştir. Enkazların ise %20'sini hamdolsun kaldırmış durumdayız. Bu alandaki çalışmalarımız da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani artık ayağa kalkma dönemindeyiz. Hep birlikte bölgeyi ayağa kaldırma aşamasındayız. Bir yandan enkazları kaldırırken, bir yandan da daha güzeliyle, daha sağlamıyla yeni yaşam alanları yapmanın gayreti içindeyiz. Bu kapsamda deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil, zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla, hocalarımızla, bilim insanlarımızla, jeologlarımızla inceledik. Bazı bölgelerde incelemeler devam etmektedir. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli kapsamında İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen toplantılarla jeofizik, jeoloji
ve sismoloji alanındaki bilim insanlarımızla, deprem uzmanlarıyla yoğun istişare halinde çalışıyor. Buradan çıkan sonuçlara göre hareket ediyoruz. Zaten yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bünyesinde de 13 ayrı kurul oluşturulmuş durumda. Her bir kurulda da çalışmalar çok yakinen, çok ciddi şekilde devam etmekte ve çok yakinen de takip ediyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın da çok yakın takibinde olduğunu da buradan milletimizle paylaşmak isterim. En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek yöresel mimariye uygun zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşa süreci de başlamıştır. Zaten yine bunu hem bakanımız hem de Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta ifade etmekteler. Bu da yine tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız TOKİ eliyle ilk etapta 35 bin konutun inşasına başlamış durumdadır. Yine AFAD koordinasyonunda da tüm bu çalışmalar devam etmekte. Hasar tespit çalışmalarıyla birlikte de rakamlar sürekli güncellenmekle birlikte önümüzdeki 3 ay içinde bu rakam Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 75 bin köy eviyle birlikte 319 bine ulaşacak. Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü kalite ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz. Daha önceki afetlerde Elazığ'da, Malatya'da, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Antalya'da ve Muğla'daki afetlerde ne yaptıysak bu büyük felakette de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz. Kısa bir zaman sonra bu iklimin değiştiğini, hep birlikte yeniden ayağa kalktığımızı, bölgeyi hep birlikte ayağa kaldırdığımızı, yeniden şahlanışa geçtiğimizi inşallah hep birlikte göreceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, beladan, kazadan muhafaza eylesin. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani onu biz de hemen zaten yerelde hemen görüştük. Gerek valiliğimizle gerek ilgili bakanlarımızla da oradaki tüm gerekli tedbirler alındı. Tüm çalışmalar yapıldı. Sağlamlaştırma, zemin sağlamlaştırma çalışmaları da yapıldı. Tüm tedbirler alındı. Yani öyle basına yansıyan bazı bilgiler vardı. Kimse ilgileniyor, ilgilenmiyor vesaire. Böyle bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. Gerekli müdahaleler yapılmıştır. Zaten hani bu vesileyle ben şunu da hatırlatmak isterim. Yine bugünlerde de önümüzdeki birkaç gün içerisinde de yine yağışlı havanın olacağını, rüzgarın olacağını biliyoruz. Bu vesileyle de yine dikkatli olmakta fayda var. Biz de zaten yereldeki tüm birimlerimizi de, arkadaşlarımızı da bu anlamda uyarmış durumdayız. Buyurun. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddiası var. Atay ziyaretinde mezarlık Tatlı Bayraklı'nın bilindiği iddia ettiği son hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi ben ne diyeyim ki arkadaşlar size? Yani şimdi biz burada deprem bölgesini bakın bu saati itibariyle biz gece gündüz tüm arkadaşlarımız çalışıyor sahada ve burada. Yani bu büyüklükteki bir afetin 3 haftada akut dönemini geride bırakıp artık ayağa kalkma dönemini konuşuyoruz. Mezarlıklar şov yeri değil. Eğer şov yapacaklarsa başka yer arasınlar. Yani bu olayın aslını arıyorsanız da zaten İçişleri Bakanımız da gerekli açıklamalarda bulundu diyebiliyorum. Oradaki olay bir büyükşehir belediyesinin, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin, isim de vereyim, mezarlıklara gidip kendi bayraklarını, flamalarını açmasıyla alakalıdır. Arkadaşlar bu nasıl bir zihniyettir? Mezarlıklar şov yeri mi? Zaten orada Türk bayrakları vardır. Kaldırılan belediyelerin flamalarının kaldırılması olayını Türk bayraklarının kaldırılması olarak yansıtmak kadar yalan ve böyle bir zafiyete düşecek kadar da bu kadar farklı boyutlara indilerse
yazık ve milletimize havale ediyorum. Bölgedeki afetse de kardeşlerimize havale ediyorum. Bu kadar insanın emeğine yazıktır. Şov yapacaklarsa başka yerler arasınlar. Evet. Yani işte bu tür haberler bizi üzüyor aslında arkadaşlar. Yani biz burada biraz önce ben başta da ifade ettim. Bizim yaptığımız şey 360 derece tarıyoruz derken biz gerçekten bu çerçevede çalışıyoruz. Yani 360 derece tarıyoruz gerçekten. Yani bir sorun var mı? Bir iyileştirme geliştirme alanı var mı? Nasıl tüm alanları bir an önce geliştiririz, iyileştiririz ve geçici barınma olayını enkazlara kaldırırız. Geçici barınma olayını tamamen geride bırakır ve kalıcı konutlara odaklanırız diye ona odaklanmış durumdayız. Bu aşevi olayı da biraz önceki konuşmamda da ifade ettim. Geçici iş yerleriyle alakalı. Her bir ilde yapacağımız iş yerleri var. Geçici iş yerleriyle alakalı bir an önce esnafın mağazasını açmasını istiyoruz. İş yerlerinin tekrar harekete geçmesini istiyoruz. Üretimin canlanmasını istiyoruz. Dolayısıyla planlanan yerlerde anladığım kadarıyla valinin açıklaması da zaten bu yönde. Oradaki bir aşevi kurulmuş. Dolayısıyla bu aşevine başka bir yer gösteriliyor. Buraya da geçici iş yerlerinin kurulacağı bir alan. Yani dolayısıyla burada bir sivil toplum örgütü veya bir başka birisi bir aşevi diye planlanan iş yerlerinin yapılmaması söz konusu olamaz. Yani bu A partisi değil de B partisi, A STK'sı değil de B STK'sı da olsa bizim için hiçbir şey fark etmez. Planladığımız çerçevede tüm çalışmalarımız devam edecektir. Zaten bu vesileyle ben şunu da hatırlatmak isterim. Ramazan zaten birkaç güne kadar artık Ramazan'a giriyoruz. Başka bir iklime giriyoruz. Onun için de bu tür hazırlıklarımız da çok yoğunlaşmış durumda. Bununla ilgili hazırlıklar çerçevesinde de zaten aşevleri de dahil. Her türlü beslenme, barınma boyutundaki faaliyetler de dahil hazırlık çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede herhangi bir zafiyete, herhangi bir sıkıntıya sebep vermeden Ramazan'ı da daha huzurlu bir ortamda geçirmenin yollarını arayacağız. Dolayısıyla birlik, beraberlik ve dayanışma önemli. Bunu ilk günden beri biz ifade ettik. Ramazan iklimine giriyoruz. Bir seçim süreci yaşanıyor olabilir. Biz şu iki ayrımı çok net yaptık ilk günden itibaren. Evet, Türkiye bir seçim sürecine girmiştir. Dolayısıyla bunun bir takvimi vardır. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirleyeceği bir takvimi vardır. Bu çerçevede bu devam edecektir. Ama bu asla bizi afet bölgesindeki çalışmalarımızı, afetzedenin ihtiyaçlarına odaklanmamızı asla ve asla engellemeyecektir demişizdir. Ve bunu Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde de kamuoyuna ilan etmiştir. Milletimize sözünü vermiştir. Biz de ekip olarak zaten bu sözün altını dolduruyoruz. Burada hiçbir zafiyet yaşanmadan tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte de çok daha güzel günler hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.